İyi akşamlar arkadaşlar. 23 Kasım günden herkese selamlıyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz başlıktan da gördüğünüz üzere biraz matematik yapacağız. Bugünkü dersi oğlum için yapıyoruz. Muhammed Birhan Marmara için. Dün yaptığımız dersin birinde hocam o konuyu bana göstermedin, anlatmadın gibi dedi. Muhammed erken büyümek istiyor. Yani Muhammed'e kalsa integral, diferansiyel hepsini öğrenmek istiyor. Tabii çocuklarda bu tür şeyler var ama belli bir süreci yaşamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar. Ben öğrenmek istiyorum demedim, öğretmedin dedim. Bana soruyorsun ama bana öyle bir şey öğretmedin. O ekstraya giriyordu. Neyse. Harmonik ortalama dedik değil mi Muhammed? Şimdi bakın harmonik ortalamaya gelmeden önce bir ortalama yani bir istatistik, bir matematik olarak bir veri setimiz var. Tabii bu veri setimizi biz en minimalizeden tutacağız. Yani bir ortaokul, ilköğretim talebesini anlatır gibi anlatacağız. Şöyle yapıyoruz. Hep klasik ortalamalardan ilki neydi? Aritmetik ortalama. Yani klasik ortalama herhangi bir verinin diğerine göre bir üstünlüğü yok. Diyelim ki ne yapalım aritmetik ortalamaya örnek. Sen birinci sınavdan 60 aldın. İkinci sınavdan ne aldın? 80 aldın. Ortalaman ne gelecek senin? Ne yapıyoruz? Verilerden ilkinin 60'ı alıyoruz. Diğeriyle topluyoruz. Kaç verimiz var? Kaç yazılı olduk? 2. O zaman 2'ye bölüyoruz. Ne oluyor? 140 bölü 2'den benim aritmetik ortalamam nedir? 70. Şimdi aritmetik ortalamanın iki rakama da uzaklığı birbirine eşit. Hemen sayı doğrusu üzerinden bunu gösterelim şöyle. Burası 60'ı temsil etsin. Burası da 70'i temsil etsin. 80 yapacaktık. 70 ortaya gelecek. 80'i göstersin. 70 nerede? İkisine de eşit uzaklıkta mesafede. Çünkü bunların teraziye verdikleri katkı yani eşit. Her iki veri de birbiriyle eşit. Ama şunu da söyleyelim yeri gelmişken arkadaşlar hepimiz bunu yazılı için yapıyoruz değil mi Muhammed? Her ne kadar bu böyle olsa da insan psikolojik bir varlıktır. Öğretmenler için genelde ikinci yazılı son yazılı yani eğer 3 yazılı 3. yazılı alınan not daha önemli. Bunun sebebi tabii biz bu aritmetik ortalamayı alırken not olarak düşünmek zorunda değiliz. Yani ne diyelim bugün bu hafta mesaiden 60 lira aldık atıyorum ekstra. Öbür hafta 80 lira aldık. Mesai ücretimiz maaşımıza 140 lira fark geldi. Böyle ama yazılı olarak baktığımızda da işine aslı öğretmenler genelde çünkü ilk yazılı daha kapsamlıdır. İlk yazıldan mesela atıyorum 2 konudan yazılı olmuşundur. İkinci yazılıda ise 4-5 konudan yazılı oluyorsun. Dolayısıyla geçmişi de kapsadığı için ve son gelişmeleri yani atıyorum Muhammed bunu şöyle düşünebilirsin. Birinci tahlilde kan tahlilinde senin değerlerin bu çıktı. Aradan bir süre geçti. Doktor bir daha tahlil yaptı. Bu çıktı. Tabii psikolojik etkenleri biz aritmetik ortalamada dikkate almıyoruz. Öbür türlü işin içinden çıkamayız. Şimdi gelelim aritmetik ortalamayı söyledikten sonra ağırlıklı ortalama. Yani ağırlıklı ortalama. Ne diyelim buna? Evet aynen. Ortalama. Şimdi ağırlıklı ortalama hemen bizim üniversitede şöyle bir kural o sene biz okurken şöyle bir sistem gelmişti. Vize, birinci yazılıya biz vize deriz, son yazılıya final deriz. Vizede aldığı notun finale etkisi onun %30'u, finalde aldığı notun da %70'i not olarak karnene gelecek. Ben yaklaşmışım en azından. Bu iki örnekle somutlaştıralım o zaman. Madem bunu öğreniyoruz. İki örnekle bu olayı somutlaştıralım. Şimdi birinci öğrenci vizeden 60 alsın. Finalden 40 alsın. İkinci öğrencimiz vizeden 40 alsın. finalden 60 olsun. Ve çan eğrisi de yapabilirler. Yani bu eğitimde ölçme, değerlendirme başlı başına bir dünyadır, bir metottur. Ama klasik. Peki bu öğrencinin karnesine kaç gelecek? Bu öğrencinin karnesine kaç gelecek? Muhammed, nasıl hesaplıyoruz ağırlıklı ortalamayı? Hesaplarken şöyle yapıyoruz. İlk notun birinci öğrenci hesap yapalım. %30'u 60 çarpı 30. Doğru mu? Artı. Öbüründe ne var? İstersek direkt yüzdesini alabiliriz ama bu şekilde de yapabiliriz. Muhammed, öbüründe ne var? İkinci notumuz neydi? 40. 40'ın da %70'i bölü. Kaça böleceğim Muhammed ben burayı? Evet, söyle bana. Kaça bölüyoruz? %10'a böl. 100'e bölüyoruz. Bakalım ne çıkacak? Atıyor muyuz? Nereden geldi bu? Bu sizde şeyde de var. Tuzlu su, alkol su karışımlarını çözerken bununla çözüyorsunuz ağırlıklı ortalamayla. İyi de ben zaten bunu biliyorum ama ona böyle bir şey yapsam. Bunu bana sonucunu söyle. Birinci çocuğun aldığı notunu söyleyelim. Ne oldu? 2-0 at ama tabii sen biliyorsun. Harika. Bravo. Bir taraftan toplamada unuttuğu öğrencinin en çok. 6 kere 3 18. Doğru mu? Evet. 4 kere 7 28. 18 28 daha 38 46. Doğru mu? Hı. Birinci öğrencinin notu ne? Ortalaması ne? 46. Beklesin. Çünkü yüzdeleri topladım bak. %30, %70, %100 verdiği için buraya yazdım. Tabii hemen diğer öğrenciye geçelim. Ağırlıklı ortalama. Diğer ikinci öğrencinin notunu yapıyoruz. İkinci öğrencide nasıl yapıyoruz Muhammed? Birinci yazılıda aldığı notun 40 almış. Kaçı? %30'u. Artı ikinci yazılıda aldığı notun 60 almış. Yüzde kaçı? 70'i. Bölü toplam yüzdeleri zaten %100'ü veriyor. Bunu hemen bu sefer 30 artı 70 şekli yazayım. Düzenlersek aşağısı 100 olacak. Yine 2-0 sadeleşmesi var. 6 kere 7 Muhammed 42. Doğru mu? Yüksek matematikten. 4 kere 3 12. Yalnız aşağısı çarpım durumunda değil. Ha, tamam. Temin yüzü açık yazdın da bu yüz nereden gel? Hangi yüz? Şunların toplamı olduğunu belirtmek için yaptım. Şimdi bir daha yapıyoruz Muhammed. Bir dakika, özür. Dur, kafamızı karıştırmayalım. Şimdi dinliyor musun burayı? 4 kere 3 12. 6 kere 7 42. 42 12 daha 54. 54. Bakın. Bu çocuk geçti. Bu çocuk kaldı. Tekrara kaldı. Bazen veliler diyor ya, o da aynı notu almış. Nasıl oluyor bu iş? Ağırlıklı ortalama. Hepsinin ağırlığı, katkısı eşit değil. Şimdi Muhammed, bir şey söyleyebilir miyim? Yok, video uzamasın. Lütfen istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen dediğin için buyur söyle, dinliyorum. Hani çocuk diyor o karşıdaki başka çocuk da benimle aynıyı aldı ama o geçti ben kaldı diye. Hoca bana taktı diye ama halbuki ağırlıklı ortalama veriyor, onu bilmiyor. Bizim hocaların da pek elinin ayarı yoktur. Öğrenciler de pek haksız sayılmaz. Neyse, devam edelim. Ne dedik? Aritmetik ortalama, ağırlıklı ortalama. Senin için bu konu yine yakın bir zamanda. Bunu duydun mu? Ortalama. Kısmen. Şimdi geometrik ortalama üzerinde bir matematiksel bir terim. Bunda da şöyle yapıyoruz. Bu konuda yine iki sayı alalım. Sayı doğrusu üzerine. Ben burayı 4 alıyorum Muhammed. Burayı 36 alıyorum. Bu ikisinin aritmetik ortalaması ne yapar? 20 yapar. Doğru mu? Aritmetik ortalaması 20. Peki geometrik ortalamayı nasıl yapıyoruz biliyor musun Muhammed? Bu birinci veri diyelim ki A1 olsun. Bu da A2 olsun. Şu şekilde yapıyoruz. Kısaca geometrik ortalama eşittir A1 çarpı A2'nin karekök. Neymiş bakalım. Sen kökleri şimdi yeni öğrendin. 4 çarpı 36 4 çarpı 36 ne yapar Muhammed? 144 yapar. O da kök dışına 12 çıkar. Bu 4 ile 36 sayısının geometrik ortalaması neymiş? Muhammed şurada bir yerde 12. Tamam. Bu madem ortalama konusunu gösteriyoruz, sen bu konuları hevesleniyorsun öğrenmek için, geometrik ortalamada karekökleri ifade ettik. Siliyorum. Duyduğun zaman baba bunu ben bilmiyorum, sen bunu da bana göstermedin olmasın. Buraya işleyelim. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Dersimizi biz neyle yapacağız? Harmonik ortalama. Biz buraya nereden geldik? Hemen o başlığımızı hatırlatalım arkadaşlara. Şimdi Muhammed, biz burayı kırmızı ışığın değil mi? Şu şekilde E kırmızı dedik. Neydi? H nü, o da C. Şuraya yazalım. Muhammed şey istiyorum. Neyse buradaymış. Şuraya yazalım. Kırmızı ışığın frekansını yazdık. Dünkü dersimizde yok. Şöyle yapalım. H C bölü lambda kırmızı. Tamam. Bu şekilde yazdık. Öte taraftan maviyi de mavi kalemle yapalım. Yine aynı şekilde H, C bölü lambda mavi. Dikkat edersen biz yine sayı doğrusu alalım. Sayı doğrusu alalım şu şekilde. Kırmızı ışığın dalga boyuyla mavi ışığın dalga boyunu lambdaları işaretleyelim. Şurası da lambdamız nanometre. 10⁻⁹ metre boyutunda. Mavininkini 470 ortalama aldık. Kırmızınınkini ne aldık? 680 nanometre. Doğru mu Muhammed? Evet. Tabii biz bunun aritmetik ortalamasını alsaydık, aritmetik ortalaması ne çıkacaktı bize? Ne kadar fark var? 210 var değil mi? Doğru mu? 470'ten 680'e 210'luk fark görüyorum. Yanlış mı? 210. Ortası 105 gideceğim. 470, 570, 575. Aritmetik ortalaması bunun ne olması lazımdı? 5.75. Ama dedik ki dikkat edin, buradaki enerjisi dalga boyu büyük olanın enerjisi küçük olur. Dolayısıyla mavi ışığın enerjisi kırmızıdan daha büyük. Dolayısıyla o zaman bunun beklenen ortalaması bir ağırlıklı ortalama şeklinde. Çünkü enerjide direkt lineer bağımlı. Şu şekilde ne tarafa doğru kaymış olacaktı Muhammed? Sol tarafa doğru. Doğru mu? İşte bir de şuna dikkat edin. Her kelime bak Muhammed, harmonik deyince ne anlıyorsun? Her şey birbirine girmiş. Bir harmoni var. Bir düzen var. Bir tekrar eden hareket var. Mesela bir salıncak veya bir sarkaç sallanıyor bakın. Buna biz ne deriz? Basit harmonik hareket. Basit. En basitinden bir sarkaç. Halbuki dünkü dersimizde Muhammed bir dalga hareketi de bak sinüzoidal bir dalga devamlı devam ediyor değil mi? Harmonik hareket dediğimizde bu arkadaşların aklına gelsin. Şimdi gelelim mevzuya. Harmonik ortalamayı nasıl buluyoruz? Şimdi Muhammed yapalım onu. Normalde bir ortalama yapılırken nasıl yapıyorduk? Birinci veri artı ikinci bölü 2. Doğru mu? Bu mantığı burada da yürütebiliriz. Harmonik olması için çarpmaya göre ters olan 1 bölü lambda üssü. Bunu bulacağız. Eşittir 1 bölü lambda kırmızı artı 1 bölü lambda mavi. Kırmızı ışığın dalga boyunun çarpmaya göre tersi. Mavi ışığın dalga boyunun çarpmaya göre tersi. Kaç tane ışık bende veri var? 2 tane. O zaman 1 bölü 2. Gördük mü Muhammed? Şimdi bunları yerine koyalım. Şu çirkinliği şuradan kaldırdık. Bulmam gereken neymiş? Klasik bir payda eşitleme. Hemen yazayım ben şuraya. 1 bölü 470 artı 1 bölü 680. Hatta ben bu iki tarafta da sıfırları dikkate almıyorum. Atayım ben şimdilik bu sıfırları. Yukarıya zaten onu da eksi olarak çıkartırım. Şimdi buraya ne var Muhammed? Bak 680 pay 5 diyorum 47. Burası ne oldu? 1 bölü lambda eşittir 1 bölü 2. Yukarıya toplam çıktı. 68 artı 47 bölü 68 çarpı 47. Muhammed bu lambdayı, üstledim lambda, ters çevireceğim değil mi? Yukarıya çıkacak bu. Lambda eşittir. 2 tane 68 çarpı 47 bölü 68, 47, 100, 115. 115. Lambda buradan, ben bu işlemi arkadaşlar için yaptım zaten. Kenara koymuştum. Ne kadar buluyorduk Muhammed biz bunu? 3.55 bunun enerjisini bulmuşuz. Nerede? 556 nanometre. Evet. 556 nanometre. Bakalım işlemde sürpriz bir şey var mı? Beklenen bir değer mi? Bulduğumuz kimle kim? Kırmızıyla mavi ışığın, sen de artık yavaş yavaş konuyu öğreniyorsun. Dalga boyu. Neydi kırmızıyla Muhammed bunun şeyi? 470'e mavi demiştik. 680'e kırmızı demiştik. Ortası da neydi? 210 oldu da 575. Biz dedik ki mavi ışık, mavi taraf kırmızıya göre daha fazla katkı sağlayacak. Bu tarafa girecek. Evet, 556 o tarafa doğru kaymış. Her şey bana ayağın oldu diyorsun. Öğrendin mi manasını? Ben bu konuyu anladım manasında algılıyorum ben bunu. Hayır, dalga bir dakika dur. Bir saniye istiyorum senden. Bir saniye istiyorum. Tabii biz bunu teorik olarak böyle öngörüyoruz. Fakat bunu deneysel olarak desteklememiz lazım. Deneylerle bizim bu harmonik ortalamayı ışık için uygulamıştık ya. Bunu destekleyebilirsek o zaman doğru yoldayız. Ve bizim yaklaşımlarımız, metotlarımız doğru. O zaman dünkü sorunun cevabı arkadaşlar için mesela diyelim ki sende 5 tane veri var. Ne olsun 5 tane? Harmonik ortalamasını bulacağız. 1 bölü ortalama. Ortalaması A olsun. 1 bölü A1 artı 1 bölü A2 artı nokta nokta kaç tanesi 1 bölü AN. Bunu ben ne yapıyorum? N olduğu için çarpı 1 bölü N şeklinde yazabilirim. Bu formülle biz ne diyoruz? Harmonik ortalama formülü. Ama sonuçta unutmayın ortalama. Hepsi ortalama. Yani öyle bir işlem yaptın ki iki verinin, iki referansın atıyorum. 2 ile atıyorum burada 15 var. Bir ortalama buldun 2'den küçük. Yani hayır. Örnek verebilir miyim? Bir ortalama buldun 15'ten büyük. Gene hayır. İki veri setinin arasında bulman gerekiyor. Eğer bunların dışına yaptıysan işlem hatası yaptığını anlamış olman lazım. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet, dinliyorum. Şimdi yani galiba şuna yaklaştın. Elmalar var, armutlar var. Onları toplayacaksın. Toplayıp ortalamasını bulacaksın ama elma daha ağır, armut daha hafif. Şimdi bak aynen o ağırlıklı ortalamaya giriyor. Ama şimdi şöyle yapalım, dur. Hemen geri gelmiş güzel söylüyorsun. Eğer biz bu işlemi dalga boyuyla değil, hemen şuraya açalım, güzel. Biz işte ikisinin arasında fark anladık. E eşittir neydi Muhammed? H, C bölü lambda. Şimdi enerjiyle dalga boyu birbiriyle nasıl orantılı? Ters. Aslında bunun bir benzeri biz dirençlerde yapıyoruz. Sen bu konuyu geçen sene bir teğet geçtin, bir daha gör. Bir sistemin direnci elektrik Rho, telin boyu bölü kesit alanı diyoruz ya. Bakın bu direncin hesaplamasıyla da bununla bir ilinti var. Ama şimdi öyle değil. Bekleyelim. Şöyle yapıyoruz Muhammed. Eğer biz kırmızı ışığın enerjisini, enerji kırmızı, enerji mavi. Bak dinliyor musun beni? Bilseydik ne kadarmış mesela? Ben bunu MeV'e de çevirmişim. Elektron volta da çevirmişim. 2.62 elektron volt. Kırmızının enerjisi 1.81 yapmışım. elektron volt. Şimdi yani ben şunu dur biraz yavaş. Kırmızı ışık ile mavi ışığı bir araya getirdiğimde hangi renk oluşuyordu Muhammed? Kırmızıyla mavi. Mavi. Biz ona ışıkla ne diyoruz? Magenta. Magenta. Şimdi biz magentayı bir renkmiş gibi kabul ederek dedik ki mavinin enerjisi bu kadar. Kırmızının enerjisi bu kadar. Bu ikisinin aritmetik ortalaması, bu ikisinin aritmetik ortalama ne geliyormuş? 3.55. Bak yaklaşık olarak bu üçün 3.55 elektron volt geliyor. Burada direkt senin dediğin ağırlıklıları dikkate alabiliyorsun. Ama lambda paydadan geldiği için bak lambda çünkü bölüm değil mi? Bölmenin tersi ne? Çarpma. Biz bu işlemlerle neyi buluyoruz? Lambda magenta ışığın dalga boyunu buluyoruz. Tamam? Bu ışığın dalga ama gerçekte böyle tek bir ışık yok. Bu iki dalganın birleşmesi şeklinde ama bu iki dalga da mükemmel şekilde birbirini örtmüyor. Asla. Şöyle yapalım arkadaşlara bir örnek yapıp dersi kapatalım. Hemen temsili bir grafik çizeceğim buraya. Şöyle bir grafiğim olsun. Tamam. Tabii bir kareli kağıdımız olsa daha güzel olur. Ben şunu bu şekilde çiziyorum. Tabii biraz geniş tutsam daha iyi olur. Biraz büyüteceğim bu yukarıyı. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi az önce biz enerji toplamı yaptık değil mi biz buraya? Bak şimdi mevzuyu şurayı açalım. Fizikte matematik metotları. Bunu tutuyorum. Dörtlü periyoda ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu şekilde açtım. Ve bunun esasını da ben neyle oluşturayım Muhammed? Kırmızı ışıkla oluşturuyorum. Kırmızıya göre yapıyorum. Sıfırı başlattım. Kırmızı bu şekilde geldik. Evet. Bu kırmızı ışığın dalga boyu daha büyük değil mi? Şimdi kırmızı ışığın dalga boyu şurası. Bak burayı sıfır kabul edersem birinci dalga 680 nanometrede bitecek. İkinci dalga da tabii iki tane 680 gidecek. Ama mavi ışığın dalga boyu neydi? 470'ti doğru mu? 680 yarısı 340. Galiba 470 benziyor, değil mi? 480 nereye denk? 470 şuraya bir yere de gelsin. Bak mavi ışığın dalgası bu arada tamamlanmış olacak. Dolayısıyla bak bu maksimum mavi ışık orta noktası da burası olacak. Güzel bir çizim yapalım. Mavi tepe yaptığında kırmızı henüz tepe yapmamış. Mavi tekrar indiğinde şöyle biraz daha belirgin çizmem gerekiyor şuraya. Mavi bak buraya indi görüyor musun? Sonra kırmızı alttan tepe yapmadan önce mavi tepesini yapmış. Kırmızı bitmeden evvel buraya bitmiş. Şimdi eğer bak şimdi bu dalgaların üst üste binmesiyle beraber birbirini yok eden boşlukları var. Şimdi biz diyoruz ki mavi ışığın enerjisi ne kadardı? Ne yazmışız biz oraya bir dakika? 262. 2.62 elektron volt. Kırmızının kesi 1.6 mı? 1.81. 81 elektron volt. O zaman sen diyeceksin ki bir tane mavi fener, bir tane kırmızı, bir mavi. İkisi de dedektöre düştüğü zaman dedektörün üzerine bak şu alana buradan kırmızı ışık gelsin. Şu şekilde kırmızı gelsin bu istikametten. Aynı alana bu istikametten de mavi ışık gelsin. Toplam enerji bana söyle bakayım ne diyorsun? Lineer toplamda bu ikisini topluyorsun. 3, 2, bir daha 3, 14, elde var bir var. 4.43 elektron volt bekliyorsun doğru mu? Ama ölçümlerde bu elektron voltun da altına inecektir. Çünkü dalgalar birbirini absorbe ediyor. Belli noktada birbirini yok ediyor. Yani 4.3'ün bir miktar altında gelecek. Ama küçük bir miktar. Aynen. Biz hani bir magenta ışığın dalga boyunu bulduk ya, teorik olarak harmonik ortalamayla. Magenta diyelim, maviyle karışmasın. Bizim bu teorik olarak bulduğumuz gerçekte yapılan ölçümlerde bakalım ne kadar doğru sonuç verecek. Bunu tabi bu deneysel verinin sonucu bende yok şu anda. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey söyleye bakalım. Yani bitirelim. Dalga ne kadar sıkışıksa enerjisi o kadar çok mu oluyor? Kesinlikle paket dalga, grup dalga.